Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde geçen derste işlediğimiz efekt konusunun devamını işleyeceğiz. Gelin hep birlikte Edius programımızı açalım. Yine bir önceki dersi aktifleyerek açıyorum. Evet, programımız açıldı. Yine bugün bu dersimizde efektler konusuna devam edeceğiz. Ama bugün geçiş efektlerinden ziyade filtre efektleri dediğimiz efektleri ve onların etkilerini, onların nasıl uygulanacağını yapacağız. Şimdi birinci klipte ya da ikinci klip üzerinde bir efekt uygulayıp, bir efekt belirleyip, uygulayıp etkilerini görelim. Neydi? Video filter efektlerimin içindeydi. Benim filtre efektlerim. Alt başlığımda da renk düzeltme ile ilgili, color correction ile ilgili bir takım efektlerim var. Video filters'ın içerisinde en popüler olan efektler kullanabileceğiniz blur efekti. Blur efekti belki aşinasınızdır Photoshop'tan ya da benzeri grafik programlarından. Netliği bozmak anlamına da gelir. Yani öyle kullanabiliriz. Direkt transition efektlerde yaptığımız gibi buradan beğendiğimiz bir efekti sadece klibin üstüne sürükleyip bırakmamız yeterli klibi uygulamamız için. Hemen şurada ben preview penceresini büyütüp nasıl bir etki yaptığını göstermek istiyorum. Timeline window'umuzu da biraz aşağı çekelim. Şöyle bakın. Neydi? Benim bir de video information palete ihtiyacım olacak. Onu nereden açıyorduk? Buradan. Palet kısmından, information'dan. Şöyle onu da buraya alayım. Buna neden ihtiyacım var? Bununla ilgili ayarları yapabilmem için bu pencereyi açık olması gerekiyor. Şöyle. Daha sonra efektin üzerinde ayarlama yapacağım, uyguladığım klibi aktifleyerek burada blur efektini görüyorum. Information paletimin içinde. Buradaki blur ikonumu çift tıklayarak blurla ilgili şöyle ayarıma ulaşıyorum. Burada radius diye tek bir seçeneğim var. Bu radius'u artırdığımda bakın ben videonun netliğini bozmuş oluyorum. Şöyle. Genelde bilirsiniz yazılar, ekrana koyduğumuz yazıları ilk başta blur in, blur out da deriz. Yani blurlu gelip netleşir. Bir süre okuduktan sonra tekrar blurlu bir şekilde kaybolur. O efekti verebilmek için bunu çok sık kullanırız. Ya da bir film montajlıyorsunuz. Şöyle rüya gördüğü vesaire o tip duyguları anlatmak için şöyle yavaşça ekranı blurlayabilirsiniz. Yani netliğini bozarsınız. Bu efekt genelde onun için kullanılır. İstemediğiniz vakitte yani buradaki efekti bu birinci klibe uyguladığınız efekti silmek istediğinizde tek yapmanız gereken burada information paletin içinde blur'u aktifleyip delete tuşuna basıp silmektir. Şimdi burada bazı sistem prezetlerimiz de var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. İlk başta görmüştük. Burada hazır bazı prezetlerim var. Video filters grubunun içinde özellikle. Color koreksiyonu biraz sonra anlatacağım. Combine filters da mesela birleşik bazı birkaç filtrenin birleşmesiyle oluşmuş efektim var. Yine ilk klibe uygulayacak olursak Old Movie efektini, buradaki sistem prezetini, bunu sadece
tutup birinci klibin üzerine bırakmam yeterli. Bakın şöyle bir, şunu sağa çekeyim. Şöyle bir eskitilmiş film efektiyle karşı karşıyayım. Ben bunu buraya atar atmaz information paletimin içerisine bakın. Şöyle color balance ve video noise efekti kullanılarak oluşturulmuş bir birleşik efekt olduğunu buradan anlıyorum. Bunları siliyorum tekrar. Şöyle şunları aktifleyip tekrar videom filtresiz nötr haline geldi. Yine aynı şekilde smooth mozaik efektimi birinci klibimin üstüne sürükleyip bırakıyorum. Şöyle bir smooth mozaik efektini görüyorum. Yine burada information palette baktığında bunun mozaik ve motion blur kullanılarak yapılmış olduğunu görüyorum. Ve onları siliyorum. Yine burada matrix seçeneğinde farklı efektlerim var. Mesela blur. Şöyle blur'u tuttum. Yine klibimin üzerine bıraktım. Şöyle bakın. Bilmiyorum videodan algılanabiliyor mu ama şöyle kenarındaki kutucuğa tıklayarak efekti var yok yapabilirsiniz. Şöyle şu anda yok. Şu anda var. Şöyle bakın. Matrix 1. Bununla ilgili ayarı değiştirdiğinizde değiştirmek istediğiniz yine çift tıklayarak bununla ilgili ayarları değiştirebilirsiniz Matrix efektini arkadaşlar. Yine region'da letterbox efekti. Biz sektörde bunu kaş olarak kullanırız. Kaş deriz. Yani alta üste kaş atmak. Daha böyle 16:9 formatına benzeştirme de diyebiliriz. Efekti uygulayınca göreceksiniz. Şöyle bakın. Alta üste kaş attım. Daha tabii bunu şey yapabilirsiniz. Bu mask efekti uygulanmış. Şöyle şunu tıklayarak şöyle seçelim. Şuradaki evet, aşağı doğru çektiğinizde şunu şöyle bu maskın dışında kalan alanların yani şu bölgenin ve filmin altında kalan şu bölgenin siyah olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle bakın. Bir sinemaskopi 16:9 havası. Biraz daha daraltırsam eğer şöyle biraz daha daraltayım. Şöyle arkadaşlar. Daha belirgin olsun. Şöyle bakın. Şunu hafif sağa çekeyim. Net gözüksün. Şöyle. Altına üstüne kaş attım filmimin. Şöyle kapatınca göreceksiniz. Bu efektsiz hali. Bu efektli hali. Video filtersin içinde. Sistem presetin içinde daha doğrusu olan bu video filtre efektlerimi aynı zamanda siz de editleyebilirsiniz. Color koleksiyonu da burada göstermiş olayım. İlk önce şunun üstündeki şu mask efektini kaldırayım. Yine sistem presetin içinde hazır bir takım color koleksiyonla ilgili, renk düzeltme ile ilgili efektlerim var. Mesela darkness, brightness, dark bright şöyle çok aşırı bir şey oldu, bir efekt oldu. Yine ben buradan color balance tıklayarak buradan renk düzeltmemle ilgili olan ayarları değiştirebilirim. Şöyle bakın ben buradan brightness, contrast değiştirdikçe buradaki değerler de değişiyor bakın. Chroma renk doygunluğudur. Brightness parlaklık, kontrast zıtlık. Şurada. Burada da diğer ayarları oynayarak ilgili renk düzeltmemi yapabilirim. Bu tabi hazır presetlerin içinde. Aynı zamanda renk düzeltme ile ilgili benim elimde Edusa Özen çok güzel parametrelerim var. Renk düzeltmesini yapabileceğim araçlar var.
Şurada daha genişletirsem, şöyle bakın, 5 tane renk düzeltme ile ilgili seçeneğim var. Birincisi 3-way color correction. Bunu yine her efekte olduğu gibi sürükleyip klibin üstüne bırakmam yeterli. Daha sonra information paletin içinden bu efekti tıklayarak burada bakın siyah balansı, gri balansı ve beyaz balansını ayrı ayrı değiştirebiliyorum. Ben burada değiştirdikçe siz buradan da göreceksiniz. Preview penceresinden real time olarak değiştiğini görüyorum. Mesela siyah seviyesindeki doygunluk oranını artırdığımda şöyle bakın. Karanlık alanlardaki satürasyon oranının arttığını göreceksiniz. Aynı şekilde azalttığımda da şöyle şurada bilmiyorum sizin videoda ne kadar gözüküyor ama burada çok net bir şekilde doygunluk, renk doygunluk oranının arttığı gözüküyor. Aynı şekilde zıtlık oranı bakın şöyle özellikle koyu gölge alanlarda kontrastlı azaltıp şurada bakın çok belirgin çoğaltabiliyorum. Şöyle ki yine aynı şekilde mid tonlarda yani orta ışık değerindeki alanlardaki renk doygunluğunu bakın şu alanlar hep orta alanlar gökyüzü mesela renk doygunluğu önemli ölçüde arttı. Şöyle bakın mavilik görüyorsunuz. Aynı şekilde zıtlığı da şöyle azaltıp çoğaltıp keskin renk değerlerine ulaşabilirim. Burada da parlak alanlara ait white balansım şöyle zıtlığını yine değiştirebilirim. Default seçeneğini tıkladığımda ise white balance ile ilgili ilk değerlere, gray balance ile ilgili ilk değerlere ve black balance ile ilgili ilk değerlere otomatik olarak dönmüş olurum. Bunu biraz küçültürsem şöyle altta şurada biraz yukarıya çıkarayım. Default seçeneğini tıklarsam yapmış olduğum tüm değişiklikler sıfırlanır. Okey diyerek ilk haline geri dönerim. Renk color koreksiyonla ilgili diğer önemli bir aracım da color balance aracıdır. Yine bunu tutup klibimin üstüne sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra information paletin üstünden color balance'ı çift tıklayarak bununla ilgili bir önceki örneğimizde yapmıştık hazır sistem presetlerinde ama burada yine göstermekte fayda var. Chrome arkadaşlar renk doygunluk ayarıdır. Bakın ben bunu arttırdıkça abartılı bir şekilde arttırdım ki göresiniz. Renkler neredeyse patladı. Biz patladı tabir ederiz. Sektörde de öyle derler. Kırmızılar burada bayağı bir. Burada bankların olduğu yerler çok kırmızı oldu. Şöyle renk tonunu ayarlarken arkadaşlar size önerim insan tenini eğer örnek alırsanız aşırı bir renk şeyi patlaması yaşamazsınız. Tabii özellikle öyle bir etki istemiyorsanız onun da altını çizeyim. Burada yine brightness yani parlaklıkla ilgili ayarım. Kontrastım, zıtlık değerim. Şöyle daha keskin ve zıt değerleri elde etmek istiyorsanız. Yine burada renk değerleriyle ilgili daha soğuk, daha sıcak renkler elde etmek isterseniz. Burada rengi daha film look deriz. Biz daha film görüntüsü gibi ya da 60'lı 70'li yıllar böyle farklı makinelerde çekilmiş etkiler elde etmek isterseniz. Bunları oynayabilirsiniz. Bakın şöyle birazcık oynadım ben. Hafif daha sıcak böyle 80'li yıllar ortamını anımsatan bir renk değeri elde ettim. Şöyleydi orijinal hali. Şöyle color koreksiyon yapılmış hali. Tabii color koreksiyonla anlatılacaklar sadece bir derse
sığmaz. Onu da belirtmek isterim. Siz daha sonra bu pratikleri yaparak bunda ustalaşabilirsiniz. Şunu da geri gelmişken söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir tabir vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ya da her yönetmenin bir yorum tarzı vardır. Aslında daha doğru bir tanım. Siz sektörde çalışırken göreceksiniz. Bu renk düzeltmede elbette belirli tanımlar, belli doğrular var ama yönetmenin yorumu hepsinin üstündedir. Bizim burada anlattıklarımız sadece yol göstermek amaçlıdır. Siz diyemezsiniz. Bu kesin doğrudur, ben öyle öğrendim. Bu kesin yanlıştır, ben öyle öğrendim. Bu işte video renk düzeltme ya da video montaj içinde yönetmene tabisiniz. Yönetmenin yorumu, yönetmenin gerçekliği neyse siz onu en iyi şekilde uygulamak zorundasınız. Bunu da burada belirtmek isterim. Yine efektler konusunda seslere nasıl uygularız? İlk önce şu information paleti şurayı yine sıkıştıralım ve yerimizi açalım. İlk önce timeline'ımın üzerinde, ders 11 sekansının üzerinde boş bir noktaya geleyim ve timeline'ıma müziklerden şöyle müzik layer'ıma, audio layer'ıma şöyle göstereyim. İki tane ses atayım. İki tane ses yok şu anda. Hemen bir tane daha seçelim. Şöyle örnek müzikler içinden 3 numaralı müziği de seçeyim ben. Şöyle. Evet, ikinci müziğimi de şöyle yan yana koyayım. Şimdi bu müziklerimizi biraz dinleyelim ve geçiş efektleri nasıl etki yapar onu görelim. Şöyle ortalardan bir yerden ben müziği başlatıyorum. Evet. Böyle yavaş bir müzik. Bu müziği şöyle kırparak şuraya kadar kısaltıyorum. Bir sonraki müziğim şuralardan başlıyorum. Evet, bu da gayet hafif bir müziğim. Yine bunu baştan kırparak şöyle bu noktaya getiriyorum ve ikisini şöyle yan yana getiriyorum. Tabi burada yaptığım şu anda işlem tamamen geçiş, ses geçiş efektlerini size göstermek için şu anda şu yaptığım işlemin burada çok da şeyi yok. Yani çok hoş bir geçiş olmayabilir. Ona dikkate almayın. Sadece geçiş efektlerini biz burada görmek için, geçiş efektlerinin geçişi nasıl yumuşattığını görmek için size gösteriyorum. Yine efektler window'unu açıyorum ve bu sefer audio cross fades klasörünü açıp, yani ses geçiş efektlerini açıp burada farklı ses geçişlerinde kullanacağım farklı araçları, transition araçlarını görmüş oluyorum. Burada üzerinde D harfiyle gördüğünüz araç sıklıkla kullanılan ya da default'un D'si manasında, yani fabrikalarıyla gelen geçiş aracı, geçiş efekti. Sizin de bunu kullanmanızı önereceğim. Şimdi ben video filtre transition efektlerinde olduğu gibi sesin iki kesim noktasına bu efekti uyguladığım anda şuradaki resimden, ikondan da anlaşılacağı üstüne gelen giden klibin sesi yavaş yavaş azalırken gelen klibin sesi yavaş yavaş artacak. Böylece bana yumuşak bir geçiş sağlamış olacak bir sesten diğerine geçerken. Bu nasıl olacak hep birlikte görelim. Yine video transition efektlerinde olduğu gibi iki kesim noktasına bu efekti sürükleyip bırakmam yeterli.
Çok küçük oldu. Ben şöyle birazcık ölçeğimi genişleteyim daha iyi görmek için. Yeniden yapıyorum. Tuttum, sürükledim ve bıraktım. Tam ortaya gelsin. Şöyle. Bakın. Yine burada dediğim gibi bırakmadan önce sağa doğru ikonu çekerseniz bu müziğin, yani sol taraftaki müziğin, giden müziğin kendisini daha çok kullanarak bir fade-in yapar. Sildim bunu. Eğer bu tam kesim noktasından sağa doğru, sola doğru bırakırsanız gelen müziğin kendisinden daha çok kullanarak bir geçiş yapar. Yine sildim. Ben default transition süresini yine buradan ayarlanacağını size göstereyim. Bakın en son 2 ayarlamıştık. Bunu biz 3 saniye yapalım. 3.00 yazmam yeterli. Enter'a basıyorum. Kendisi otomatik olarak 3 saniyeyi ayarlıyor. Okey diyorum. Sonra buradan bunu tutup ek yerine bıraktığında tam ortaya bırakmanızı öneririm. Özel bir nedeniniz yoksa bunu yapmak için. Bakın şimdi dinleyelim geçiş nasıl oldu. Tekrar dinleyelim. Şöyle yavaş bir bize geçiş yaptı. Peki geçiş olmadan nasıl olurdu? Şöyle aktifledim. Geçişi sildim. Bakın. Şöyle. Aslında şuradan bir yerden yapsam daha anlaşılır olacak tahmin ediyorum. Şöyle. Bunun da başında bir S var. O yüzden geçiş normal olarak bizi rahatsız etmedi. Şöyle rahatsız edecek bir konum alayım. Şöyle bakın geçiş noktasında bir rahatsız edici durum var. Fakat bunu uyguladığımda geçişi bir nebze olsun bize yumuşatıyor. Neredeyse anlaması imkansız bir şekle sokuyor. Sizin de bu ses geçiş efektlerini kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Yine görüntü, video filtrelerinde olduğu gibi, filterslarında olduğu gibi sesle ilgili bazı filtrelerim de var arkadaşlar. O da Audio Filters klasörünün içinde. Burada ne gibi bir efektler var? Hemen onun da birkaçını göstermek istiyorum. Bakın delay var, grafik equalizer var, high pass filter, parametric equalizer, pitch shifter, tone controller. Bunların hepsi çok popüler efektler. Hepsini ayrı ayrı anlatmayacağım ama tahmin edebileceğiniz, yani sizin de daha iyi algılayabileceğiniz grafik equalizer efektim. Bunu yine görüntü efektlerinde olduğu gibi tutup klibin üstüne bırakmam yeterli. Bakın. Bu efekt var şu anda. Grafik Equalizer Information paletin içinden bu efekti çift tıklayarak burada Equalizer'ımı açıyorum. Şöyle kenarıya alayım. Şöyle arkadaşlar bakın. Tekrar açıyorum. Şöyle. Equalizer kullananlarınız varsa tahmin edecektir. Sol tarafta şurada bakın. Bas tonları açıyorum. Sağ tarafta tiz tonları açıyorum. Orta tarafta da mid tonları kısıyorum. Şurada master seviyesi, genel equalizer seviyesini yükseltiyorum. Şöyle küçük bir minör değişiklik yaptıktan sonra sesimde şöyle bakın. Ön izleme yaparken var yok şeklinde şu grafik equalizer'ın yanındaki kutucuğu tıklayarak efekti aktif ve deaktif ederek etkisini inceleyelim.
Gördüğünüz gibi gayet katkısı var. Eğer sesinizin filmde daha iyi olmasını istiyorsanız bu ses efektlerini kullanmanızı öneririm. Zaten şunu da söyleyeyim. Bir filmde ses ve görüntü ayrılmaz bir bütündür diyebilirim. Özellikle müzik, ses efektleri filmin etkisini oldukça artırır. İyi bir filme görüntü ve sesin iyi bir birlikteliği, iyi bir evliliği diyebiliriz hatta ileri giderek. O yüzden ses de çok önemli. Sesle ilgili efektler arkadaşlar daha doğrusu. Burada yine çok sık kullanılan pitch shifter efektimiz var. Bunu da uygulayarak etkisini görelim. Şöyle. Daha çok konuşmaya kullanılır. Yine bununla ilgili ayarımızı açalım şöyle. Şu anda %100'de. Aslında hiçbir değişiklik yok. Şöyle 100'ün üzerinde artı değerlere ulaştığımda şöyle. Bakın efektimiz ne bir etkiye sahip oldu. Yine var. Yine efektimiz var yok şeklinde dinlersek daha iyi algılayabiliriz diye düşünüyorum. Bu efektimiz genelde alt ses dediğimiz filmi seslendiren kişinin sesinin bir ton yukarı, bir ton altında daha pes, daha davudi bir ses ya da daha tınısı yüksek, daha tize yakın bir ses elde etmeyi istersek bu efekti kullanarak sesle ilgili değişikliği yapabiliriz arkadaşlar. Sesteki bu diğer efektleri de siz kendiniz deneyerek, kullanarak, üzerine pratik yaparak ustalaşabilirsiniz. Yine dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hoşça kalın diyorum.